Hemen başlıyoruz. Tamam, teşekkürler. Bir test yapalım. Çalışıyor, güzel. Tekrar hoş geldiniz. Çok zorlu bir zaman zarfında bu sunum yapacağım farkındayım. Az önce yemeklerimizi yedik, tatlılarımızı yedik. Ortam loş, çok güzel. Umarım sizi burada tutabilirim. Sadece 6 slide sonra bu sunumu dinlemeye devam etmek istemeyeceğinizi karar verebilirsiniz aslında. Zaten ilk 6 slide gerçekten ilginizi çekecek. Aa, evet, ben bu teknolojiyi beğendim, devam edeyim diyebileceksiniz. Yoksa bu loş ışığın keyfini çıkartabilirsiniz tabii. İsmim Mehmet Tarımcı. Nutanix Türkiye'de çalışıyorum. Nelerden bahsedeceğim size? Aslında çok kısa üç konum var. Nutanix kimdir, ne yapar ve nerelerde kullanılabilir? Bunların üzerine konuşacağız. Çok fazla soru cevap yapamayacağız. 20 dakikam var. O yüzden herhangi bir sorunuz olursa standımıza belirip bunları konuşabiliriz. Pardon. Sıra yanlış olmuş. Peki. Nutanix kimdir? Nutanix 2009 yılında 5 arkadaşım, 5 kafadar artık ne derseniz, Silikon Vadisi'nde böyle insanların hikayesini çok duyuyoruz. Fikirlerinin çıkıp bizim fikrimiz var deyip dışarıdan melek yatırımcı kavramıyla beraber destek alarak kurduğu bir firma. Kimdir? İşte Google'da çalışan bir mühendis, işte daha önce Oracle'da çalışmış, bilmem nerede çalışmış adamlarla fikirleriyle ortaya çıktıkları ve getirdikleri orada şu anda 850'nin üzerinde dünyada çalışanı var ve dışarıdan 317 milyon dolar nakit destek almış bir firma. Hala halka arz edilmiş bir firma değil, büyümeye devam ediyor. Peki buradaki bazı noktaları geçeceğim. Özellikle değinmek istediğimiz nokta Nutanix konusunda destek konusu. Nutanix'in şu anda Net Promoter Score'la ölçülür bizim üreticilerimiz. Nedir bu? Sizi başkasına tavsiye etme. Ve Nutanix bu artı 100 veya eksi 100 olabilir. Şu an 100 üzerinden 83 almış durumda. O yüzden bir kullanan müşterimiz mutlaka dışarıda tavsiye ediyor demektir. Onun dışında support konusu da bizim gibi üreticilerde çok önemlidir. Çünkü rekabet ettiğiniz yerde çok büyük üreticiler var. O da %96 bir özellikle support konusunda müşteri memnuniyet anketine sahip. Bu gerçekten çok eski sektördeki çok eski insanların kurduğu bir destek organizasyonu, ona dayanıyor. Peki ne yapıyor Nutanix aslında? Şimdi çok kısaca şuradan bahsedeceğim. Bir uygulama kuracaksınız. Bu işte SQL'iniz olabilir, sanal masaüstünüz olabilir, herhangi bir uygulama kuracaksınız ve bilgi işlem tarafında geçtiğimiz adımlar neler? Bunların üzerinden geçeceğim. Öncelikle CPU RAM'inizi ayarlamanız gerekiyor uygulamayı kurmadan önce. Onun üzerine SAN network'ümüzü kurup storage'ımızı ayarlıyoruz. Onun üzerine hypervisor'ımızı kuruyoruz. Hypervisor'ın üzerine operating sistemimizi kuruyoruz ki asıl yapmak istediğimiz uygulamayı getirelim. Şimdi herkes çeviklikten bahsediyor. İşte buluta geçtiğinizde şuradaki hızın inanılmaz hızlı olacağını, istediğiniz uygulamayı anında açık hale getirip sonra kapatabileceğinizden bahsediyor. Aslında Nutanix'in de yapmak istediği sizi yavaş yavaş hybrid cloud dediğimiz çözümlere, yani kendi cloud'unuzda olsun, dışarıdaki cloud'ları kullanarak dışarıdaki cloud'ların getirdiği bu teknoloji lokale kullandırabilir hale getirmek. Bu sunumda Nutanix'te ne yapıyorsunuz? Storage, SAN ve CPU katmanıyla uğraşmıyorsunuz artık. Sadece Nutanix üzerine hypervisor'ınızı kuruyorsunuz ve sanal makine açmaya başlıyorsunuz. O yüzden Nutanix'in adı sanal sunucu platformu. Bunun ismini değiştirmek gerekirse sanallaştırma appliance'ı, sanal sunucular için özel platform gibi kullanabilirsiniz. Kısacası storage, SAN konfigürasyonu ve CPU RAM ayarlamalarıyla uğraşmanızı bir kenara bırakıp sadece sanal makinenizi ve hipervizörünüzle uğraşmanızı hedefliyor. Peki bu vizyonu getirirken nereden yola çıkıyorlar? Bu geleneksel mimari bir öngörü. Yukarıda blade sunucularınız var, ortada SAN katmanınız var ve en altta da storage'larınız var. Sanallaştırmayla beraber bu teknolojinize çok şey getirdik. Neler getirdik? CPU RAM konusunda özellikle sanallaştırma, şimdi bir hypervisor kurduğunuz zaman CPU RAM'in tabiri caizse sineğini yanını çıkartabiliyorsunuz. Yani CPU yattığı anda, bu CPU niye yatıyor? Şuradaki sanal makine alayım buraya taşıyayım. Şu makinemin RAM'i çok boş, o zaman oraya bir yeni bir sanal sunucu kurayım gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Fakat sanallaştırmayla beraber bu esneklik ne yazık ki ne SAN tarafında ne de storage tarafında kendi istediği CPU RAM tarafında getirdiği istekleri getiremedi. Bununla ilgili şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Geleneksel mimaride bir yapınızı kurdunuz. Aşağıda storage'ınız var, yukarıda da iki tane sanal makinanız var. Ve bu sanal makinanızı kurduğunuz anda aslında siz storage'ınızın verdiği performans kadar sanal sunucular IOP performansı verebiliyorsunuz. Yukarıda kurduğunuz sanal sunucuların adedi arttıkça
Aşağıdaki storage'ınızın performansı sabit olduğu için sunucularınız artık daha az IO'lar çalışmaya başlıyor. O yüzden SQL gibi veya diğer database uygulamaları hep şey derler. Sanallaştırmaya geçmeyin, IO performans sorunu yaşarsınız. Niye? Çünkü burada kullandığınız başka bir sunucu ciddi bir IOPS çekip sizin SQL sunucunuzun ya da başka bir database sunucunuzun performansını yavaşlatabilir. Mesela burada bir örnek vardı. İşte biz bu sorunu çözmek için genelde disk arttırımına gidiyoruz. Bakın disk artıyor ama performans disk arttırımıyla artmaz. Çünkü siz orada kontrolünüzün, storage'ın kontrolünün performansı sınırlısınız. Alternatif ne? İkinci bir controller, ikinci bir array daha almak, ikinci bir SN konfigürasyon daha yapmak. Fakat bu işin içinden gittikçe çıkılmaz hale doğru sizi sürüklemeye başlıyor. Ve işte storage admin takımı bir 5 kişi daha alayım, işte network takımında bir 2 kişi daha alayım gibi pazarlıklara başlıyorsunuz. Bu da genelde yönetim tarafından reddediliyor. Ya da bazen şöyle sorun olabiliyor. 20K herkes IO performanslarını paylaşmış ama o sistemimize VDI kurmuşsunuz. VDI bir anda işte çok meşhur bir bootstorm hikayesi vardır. O VDI'ler boot olurken bir bootstorm yapıyor ve etraftaki bütün sunucuların performansından çalıyor. Bu durumda SAP'niz yavaşlar, işte SQL'niz yavaşlar, Oracle'ınız neyse hepsi yavaşlamaya başlar. Niye? Efendim sabahları VDI'ler boot oluyor da o yüzden biraz yavaşlık var şimdi. O yüzden ne yapılıyor? İşte bu tarz uygulamaları ayrı tutalım, biz işte sanallaştırmayalım gibi şeyler devreye girebiliyor. Nutanix buradan doğru yola çıkıyor. Diyor ki ben bu sorunu çözebilirim. Yani gerçekten sanallaştırmanın storage tarafındaki bu getirdiği handikapını ortadan kaldırabilirim diye çıkıyor. Ve bu tarz sistemlere converged sistemler deniyor. Ne yapıyorlar? Aslında çok basit. Ben bu storage'ları niye ayırıyorum ki? Sunucuların yanına götüreyim diyorum. Böylece o aradaki dar boğazdan kurtulabiliyorsunuz. CPU ve storage veren yan yanalar aynı anakarttalar. Tabi bunun bazı denemeleri oldu. Bakın bu bir de bir smartphone var aslında. Akıllı telefon var burada. Fotoğraf çeker, telefonla konuşur, pickup var, müzik de çalar ama hiçbiriniz bunu smartphone olarak yanınıza taşımazsınız. Niye? Çünkü burada bir software temeli, bir yazılım zekası yok. Ama herkes smartphone deyince aklına bunlar gelir. Bir tuşa basarsınız, fotoğraf çeker, bir tuşa bakarsınız, müzik dinlersiniz. İşte Nutanix'in diğer konverj sistemlerden farkı buraya geliyor. Nelerle Nutanix'e? Web scale teknolojisi gelecek, bahsedeceğim. Kendi file sistemiyle gelecek, hayatınıza bir file sistem daha sokuyoruz, hayırlı uğurlu olsun. SSD tiering ile çok ciddi IO performansları sağlayar kendi kutusu kendi içinde. Veri optimizasyonunu yapar, veri koruma yapar, işte data optimization, data protection. Ve bunun dışında kendi yönetim konsolundan da bütün sanal makinesi yönetmeyi sağlar. Şimdi bu teknolojilerden kısa kısa bahsedeceğim nedir diye. Web scale teknolojisine önce başlayayım. Web scale teknolojisinde aslında Nutanix'i kuran adamların çıktığı felsefe. Diyorlar ki ya bu Google, Azure gibi adam, Facebook gibi adamlar nasıl bu kadar hızlı büyüyebiliyor? Bilmiyorum hiç YouTube'da videolarını izlediniz mi? Facebook örneğini vereceğim. Facebook'ta işte bir herhalde yöneticilerinden bir tanesiyle konuşurken arkaya bir tır yanaşıyor. İşte 20 kabin geldi. Ne yapacaksınız bu kabinleri diyor. Sisteme bağlayacağız diyorlar. Nasıl bağlıyorsunuz? Geliyoruz kabini bağlıyoruz. Sistem büyüyor diyor. Kendi kendine sistem büyüyor. Kendi kendine sistem büyüyor. Bunun örneğini şöyle verebilirsiniz. Bir tane mail servis sağlayıcısı ismini vermeyeyim şimdi. İlk çıktığında 1 GB mail vereceğim dedi insanlara. Ve o zaman için neredeyse çok çok zor bir şeydi. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Facebook hiçbir zaman hiçbir kullanıcıya limit vermiyor. Yani sen sadece 5 post atabilirsin. Ya da Twitter demiyor ki günde 2 tane tweetten fazla atamazsın, şu kadar mesaj yapamazsın. Hiç kimseye bir sınır koymuyor. O yüzden bu adamlar data center'larına da limit koymuyor. Ya da Azure'dan ben sunucu alacağım dediğinde yerimiz doldu, kusura bakmayın veremez diye bir mesaj almıyorsunuz. Öyle bir mimariyle büyüyorlar ki bunun sonunu görmüyorlar. Nutanix'i kuran kişiler de diyor ki biz bu teknolojiyi acaba kurumların kullanabileceği hale getirebilir miyiz? İşte buna da web scale deniliyor. Yani kısacası işte Google, Facebook, Amazon gibi data merkezinizin, veri merkezinin büyüyebileceği yapılar koyabilirsiniz diyor Nutanix. Nasıl? Diyelim ki bir Nutanix konfigürasyonundan bahsedeceğim. İşte 3 tane sunucuyla bir konfigürasyonunuza başladınız. Bunlar 10 gigabit network üzerinden birbirine bağlı ve her biri birer bağımsız sunucudur aslında bunların. Ha, biz biraz yer tasarrufu sağladık. 2U'ya 4 tane sunucu koyabiliyoruz ama siz isterseniz 2U'da bir sunucu da alabilirsiniz. Alacağınız her sunucu size belli bir IO performansı ve belli bir disk alanı verecektir. Buraya kadar her şey normal. Zaten şu an yatırımlarımızı böyle yapıyoruz. Peki büyümede ne yapıyor Nutanix? Ekleyeceğiniz her Nutanix sunucusu
cluster'a kendini ekletir ve sizin disk alanınızı büyütür. Disk alanınızı büyütürken aynı zamanda kendi kontrolüne geldiği için I/O performansınız artar. Eklersiniz, büyürsünüz. Eklersiniz, büyürsünüz. Eklersiniz, büyürsünüz. Ve teoride petabaytlar seviyesine çıkacak storage'lara ulaşabilirsiniz. İşte bu o az önce gösterdiğim 2U'da 4 tane sunucunun çalıştığı cihazın arkadan görünüşü. Ve çok hızlı kurumdur. Bir sunucuyu taktıktan sonra arkadaşlarım 8 dakika olduğunu söylüyor ama bizim verdiğimiz yarım saat içinde üzerine sanal makine açmaya başlayabilirsiniz. Sanal makine açacak CPU'm, RAM'im yetmedi. Gidin çekmeceye bir tane daha Nutanix takın. Yarım saat içinde sanal makinenizi arttırabilirsiniz. CPU'nuz bitti, CPU yüksek sunucu takın. RAM'iniz bitti, RAM yüksek takın. Diskiniz bitti, disk shelf takın. Ki cluster'ınız bu şekilde büyüsün. Bunu nasıl yapıyor? Kendi file sistemiyle yapıyor. Burada bir örnek, işte bir tane Nutanix nodunun mantıksal diyagramını görüyorsunuz. Ekleyeceğiniz her yeni not diskleri büyütmeye başlar ve tek disk haline getirir. Ekleyeceğiniz her not tek diske çevirir. Yeni disk, yeni disk, yeni disk. Ve bütün yukarıdaki sanal makineler bütün dataları kendi lokalindeymiş gibi erişim yaparlar. Siz bunların LUN konfigürasyonuyla hiçbir şeyle uğraşmazsınız. Tamamen otomasyon şeklinde yapılır. Peki bunun dezavantajı ne olabilir? Bu not B nodu, A nodundaki dataya erişmek için network üzerinden çıkma. Bunun için ne yapıyor? Nutanix okuma yazma önünden vereceğim. Diyelim ki bir nodunuz A, B, C datasını yazmak istediğinde hemen kendi lokal storage'ına yazar ve aynı zamanda network üzerinden de diğer sunuculara dağıtır ki bana bir şey olduğunda datam kaybım olmasın. Böylece business continuity, age, high availability ne derseniz bunların hepsine sahip oluyorsunuz. Okuma yapacağında mutlaka lokalden okur. Eğer datası kendinde yoksa ve okuma yapacaksa network üzerinden gider o sunucuna o datayı okur ve kendine de kopyalar ki bir sonraki okumasında hızlıca lokal disklerinden verebilsin. Network'tan boşuna I/O yapmasın. Sanal makinenizi taşıyacaksınız. Birinci nottan sanal makinenizi aldınız, ikinci noda taşıdınız. Datasını da biz onunla beraber yeni noda götürüyoruz. Böylece storage, vMotion gibi teknolojilerle uğraşmıyorsunuz. Biz zaten datasını onunla beraber taşıdık. En önemli kriterlerden bir tanesi high availability ve iş sürekliliği için geçerli. Eğer o nodunuz bozuldu, ben otomatik olarak Nutanix olarak başka bir sunucumda nerede CPU RAM varsa açarım ve datalarını ona sağlar. Diğer kalan replikasyonu da yaparım. Bunun dışında cihazlarda genelde 80'e 20 ama 60'a 40 da olabilir. Oranında SSD'ler kullanılır ki yazma okuma işlemleri mutlaka flashlardan yapılsın. Data eskidikçe satılara gitsin. Böylece yukarıdaki sanal makinelerde full flashmış gibi hızlı IO'lar verebilirim. Bir diğer I/O performansını arttıran özellikler de aslında data optimizasyonu. Ne yapıyorum? Deduplication ve compression gibi özellikleri inline yaparak I/O yapmıyorum. Hem disk alanında size kazanç sağlıyorum hem de size I/O performansını çok ciddi oranda artırıyorum. Çünkü buradaki bakın 5 tane kırmızı noktayı o disklere yazmaktansa bende var deyip yazmayarak disklerin I/O performansını da daha efektif hale getirmiş oluyorum. Veya bu diskleri encrypted diskler kullanarak diskler çalındığında self-encrypted disklerle diskler çalındığında veri kaybının önüne geçmiş olabiliyorum. Aynı zamanda veri koruma yapabilirim. Çalışan VM'lerinizin klonlarını ve snapshotlarını team provisioning ile hızlı bir şekilde alıp istediğiniz sürekliliklerde, istediğiniz sürelerde saklayabilirim. Ve bunların hepsini Nutanix kendi içinde yapıyor. Hala third party yazılım kullanmıyor. Ve her türlü topolojide çalışabilirim. One to one, one to many. Bir de bugünkü konumuz olan aslında kendi aldığım snapshot klonları cloud'a, Azure'a veya başka bir servis sağlayıcısına otomatik olarak gönderebilirim. Yani birebir replikasyon ama bir kopyası da Azure'a göndereyim diyebilirsiniz. Ve akıllı replikasyon yapar. Yani şöyle bir örnek verilmiş. İşte böyle bir transaction'ın normalde storage replikasyonu yaptığınızda günde 3.7 GB'lık bir transaction data transferi, data replikasyon demektir. Ama Nutanix tarafında sadece değişen datayı ben gönderdiğim için bu inanılmaz bir kazanç sağlayacaktır. Böylece band genişliğinizi de efektif bir halde kullanıyor hale geleceksiniz. Kendi yönetim konsolu vardır. İşte çalışan
hipervizörünüzün versiyonu, hangi versiyonu kullanıyor, hangi tipi kullanılıyor, toplam işte cluster'ınızın CPU usage'ı, memory usage'ı, işte burada mesela 150'ye yakın sanal makine çalışıyormuş, bunların 105'i açık. Veya daha detaylı analizlere girebiliyorsunuz. Yaptığınız her bir sanal makinenin alarmlarında belli saatler, belli tarihler arasında yaptığı I/O performansları, band genişliklerini, bunların hepsini tek bir yönetim ekranı takip edebiliyorsunuz. Backup komutlarını, bunların restore edilmesini hepsini bu ekrandan yapıyorsunuz. Sadece sanal makine açma işlemini buradan yapmıyorsunuz. Kısacası burada işte bunların alternatif olacak kullanacağız bir sürü tool'lar ve bir sürü uzmanlık gerektirmek yerine tek bir tool'la bütün cluster'ınızı yönetip sanal makinelerinizi daha efektif halde çalıştırıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Birçok yerde kullanılabilir. Özellikle Big Data, VDI ve kurumsal uygulamalar çok önemlidir. Çünkü bizim için olmazsa olmaz sanallaştırmanın desteklenmesi gerekiyor. Çünkü fiziksel sunucu olarak kullanamaz. Mutlaka üzerine hipervizör ve hipervizörün üzerinde operatif sistemler açmanız gerekiyor. Hipervizörün hangi özellikleri sahipse ben de otomatik olarak o özelliklere sahip oluyorum aslında Nutanix olarak. Kısacası eski yapınız belki 3 kabin yer kaplayabilir. İşte burada bir örnek var. Hatta müşterilerimizden şimdi büyük ihtimalle Hasan Bey'in vakti olmayacak ama yer gelirse söylersiniz. Alternatif olarak 2 kabin 40 U kaplaması gereken yere biz sadece 2 tane Nutanix kutusuyla yaklaşık 120 core'luk bir CPU, 2 terabaytlık RAM ve 40 terabaytlık disk alanını 2 U'da verebiliyoruz baktığınızda. Bu modellere göre değişebiliyor. Bu yüzden eskideki o yapılarınızın yerine sadece çok çok daha az elektrik tüketen, çok çok daha az ısınma maliyetli Nutanix kutuları verebiliyorsunuz. Ve büyüyeceğiniz zaman tek yapmanız gereken yeni Nutanix kutularını eklemeniz. Kısacası Nutanix Web Scale mimarisi sanal makinenizi hızlıca büyütmenizi sağlar. Nutanix Distributed File System sayesinde iş sürekliliğinizi sağlar. SSD tiering yaparak I/O performansınızı, yavaş yavaş büyüyen datalarınız olduğunu düşünürsek bunları sağlar. Veri optimizasyonuyla disklerinizi daha efektif kullanmanızı sağlar. Inline deduplication ve compression özellikleri sayesinde. Kendi yönetim ekranıyla tek ekrandan yönetiminizi sağlar. Kısaca sanallaştırma appliance dediğimiz özellik bu. Burada bazı modellerimiz var. Modellerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz standımızda bekleriz. Hepsinde aslında ayrıntılı bilgiler var. Lego gibi oynuyoruz. İstediğiniz CPU, istediğiniz RAM, istediğiniz disk alanına göre biz modellerimizi seçiyoruz ve bunların hepsi tek cluster'da çalışabiliyor. Yani bu cihazın işte 8000 serisinin yedeği 1000 olabilir, 1000'in yedeği 3000 olabilir. Bunlar hepsi birbirinin yedek derken burada HA ya da body ne derseniz onları kastediyorum. Büyütebiliyorsunuz. İşte GPU sanallaştırma yapacaksanız GPU sanallaştırma kartlarının takılabileceği özel ürünler var. Onları cluster'ınıza ekliyorsunuz. İstediğiniz gibi data center'ınızdaki sanal makine havuzunuzu büyütebiliyorsunuz. Çok teşekkürler vaktiniz için. Dedim ki daha fazla sorunuz olursa müşterimize de pek vakit kalmadı. Orada da dinlemek isterseniz standımıza bekleriz. Ben sizi göremiyorum. Kusura bakmayın ışık bayağı yoğun. Çok teşekkürler.